Arkadaşlar yeniden bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda ise Mayıs ayında okuyup bitirdiğim kitapları göstereceğim. Yalnız kitapların birkaçı şiirsel tarzı. Bir tanesini son 5 sayfasını falan okumadım artık çok sıkıldım. Onu da göstereceğim. Bu ay çok az okudum çünkü araya da Ramazan girdi, iş yoğunluğu falan derken çok az kitap okuyabildim. O yüzden çok da kısa bir video olacak. Hemen videoya geçiyorum. İlk göstereceğim kitap da Carpe Diem serisinden. Bu kitabı yalnızca kızlar okusun, bu kitabı yalnızca erkekler okusun diye. Bunun içerisinde kısa kısa hikayeleri de var ama daha çok hikaye tarzı dışında eğitici, öğretici sözler var. İşte Victor Hugo'nun da sözleri var. Hazreti Ali'nin ve pek çok kişinin yani zamanında söylediği sözler, kalıplaşmış sözleri de içeriyor içerisinde. Çok da kısa, çok da çerezlik. Şöyle göstereyim. Bir kısmında kızları anlatan bir kısım var. Bir kısmında da erkekleri anlatan kısım var. Okurken keyif aldım. Çok zevkliydi ama çok çabuk da bitti. Bu ilk göstereceğim kitaptı. Diğeri biraz daha Yunan mitolojisiyle Roma mitolojisine sardım bu aralar. Onunla ilgili bir kitap. Aslında ara ara daha da fazla açıp bilgi ediniyorum. Hatta şuralara falan ayraçlar koydum. Çoğunu da açtım. Hatta şöyle göstereyim içerisindeki resmi size. Burada parmağımı da kestim. Her neyse. Bunun içerisinde işte Roma ile aslında Yunan mitolojisinin isimlerinin değişik ama anlatıldıkları konu bakımından aynı oldukları. İşte Venüs'le, işte Aşk Tanrıçası'nın isimlerinin farklılıkları ama aynı manaya geldiklerini falan görüyoruz. Bu kitap çok güzel, çok da ince. Bütün bilgiler de kısa kısa ve çok net bir şekilde içerisinde işlenmiş. Çok hoşuma gitti. Bunu sahaflardan almıştım zaten TÜBİTAK yayınlarının. Çok zevkli. Hala da okuyorum, hala da aralarında sayfalara falan bakıyorum. Bu diğer bir kitaptı. Kitaptan ben direkt yayınlarından Kum Taneleri. Bunu fuardan almıştım 10 liraya. Kitap gerçekten çok güzel. Kitaplar hakkında spoiler vermek istemiyorum. Çünkü zaten aşk konusu olduğu için çok çabuk okunuyor. Yazıda gerçekten hani çok fazla olmasına rağmen 516 sayfa olması lazım. Bakıyorum. Evet, 516 sayfası var. Ve bu çok çabuk da bitiyor açıkçası. Yani kısaca bir bilgi vermek gerekirse Azra adında bir kız var ve onu koruyan Arnat var. Bunların arasındaki geçen bir diyaloğu görüyoruz. Aslında bunların arasında 8 yaşta bir fark var. Ufaklıktan beri Azra bu Arnat'a aşık. Ama fakat bir türlü hani o da ona söyleyemiyor. Ama küçükken tabii cesaretliydi. Hani onunla evleneceğinden, onunla birlikte olacağından sürekli bahsediyordu. Ama o gelişen olaylar sonucunda buna bir evleniyorlar. Ve evlendikten sonra olaylar zaten gelişiyor. Bunu anlatıyor. İçerisinde bunun devamı da çıkacak. Hani daha doğrusu Arnat'ın yanında bulunan arkadaşları var. İşte Barış var, Umut var. Onlarla ilgili Buğra da var galiba. Onlarla ilgili bölümleri anlatılan kitaplar çıkacak. Hatta bir tanesi de çıkmak üzere. Umudum Aşk diye bir kitabı. Onu da bulursam onu da alıp okuyacağım zaten. O da Umut'la Melisa'nın hikayesini anlatıyor galiba. Bu da diğer bir serinin kitapları. Yani her biri farklı farklı konularda seri olarak çıkacak. Bu ilkti zaten. Diğer göstereceğim de Puslu yayınlarından. Ben bunu normalde şey zannediyordum. Okuma kitabı zannediyordum ama içerisinde şiir tarzı çok fazla vardı. Akıllı seni bulmuyorsa sen deliye ayak uydur tarzı bir şey kitap. Ama şöyle bir sıkıcılığı vardı. Belli yerlerde aynı sözler, aynı kelimeler tekrar tekrar devam etmiş. O biraz yani sıktı. Aslında kitap daha da kısa olabilirdi. Hoşuma giden yerleri de şurada zaten üzerlerini işaretledim. Ama dediğim gibi sadece tek sıkıcı tarafı birkaç kelimenin aynı yerde tekrar tekrardan devam etmesiydi. Bu da içerisinde şiirsel tarzı kitap var. Kitapta Mendirek yayınlarından. Bu sadece biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. Konusu başlarken gerçekten çok eğlenceliydi. Kız annesi babası ayrılmış. İkinci bir evliliği yapmış bir kız çocuğuydu. İkinci evliliğinden de babasının bir kız çocuğu oldu. Hatta kardeşine de küçük şeytan olarak adlandırıyordu. Çünkü yaptıkları hani inanılmaz şeyler. Çok fazla yaramazlık yapıyordu ve ablasının çok fazla başını derde sokuyordu açıkçası. Yaz tatilinde üvey annesi ısrarla babasıyla birlikte tatile çıkınca bu da küçük kız kardeşiyle kalıyor. İşte küçük kız kardeşine bakmaktan biraz daha sıkılıyor. O da tatil yapıp gezmek istediği için bir bakıcı bulmaya karar veriyor ve bir bakıcı ilanı veriyor ve sonunda bir erkek bakıcı geliyor. İşte olaylar daha sonra o şekilde başlıyor. Aslında bir bakıma güzel başlamıştı. Daha sonradan böyle sıkmaya falan başladı açıkçası. Çok klasik bir hale geldi. Bunu anlatıyor. Biraz daha güzel olabilirdi ama yani gene de fena sayılmaz. Ama kitaplığımda tutmayacağım. Büyük bir ihtimalle bunu takasa değiştirmeyi planlıyorum. Ya da belki bir arkadaşıma hediye ederim. De bu yayın evi galiba Tutku Yayın Evi'nin merak ettiklerimiz. Bunun üzerine çok fazla konuşulacak aslında bir konu yok. Şöyle söyleyeyim. İçerisinde hani her sayfasını açıp tekrardan bilgi edinebileceğiniz şeyler var. Çok saçma şeyler de var. Mesela ay dünyayı çarparsa işte ne olur. İşte
neden tırnaklarımız uzar? Kibriti kim bulmuştur tarzı pek çok böyle sorular var. İleriki zamanlarda da hani açıp bakılabilecek bir kitap aslında. Hani ben okurken böyle bir arasında güldüm, bir arasında eğlendim falan. Çok da güzel bilgileri vardı. Hoşuma gitti. Tekrar tekrar açıp hani bakıp içerisinde okuyabileceğim bir kitap. Kitapta aslında bu bana halamın hediyesi. Onun kitaplığından bulduğum bir şey. Şiir okumaya merak sardım bu aralar ve onun kitaplığında görmüştüm. Benim Duygularım adlı bir kitap. Fatih Aslan'ın kitabı. Hiç şiir okumamıştım. Güzel oldu açıkçası. Başka şiirler de mutlaka alacağım. Hani bu ayı da bu şekilde bu şiirle bir tanesiyle bitirmiş oldum. Kitap da Artemis Eynur'un Gece Dünyası. Ben onu çok önceden almıştım. Kitaplığımda duruyordu. Yeni okuma fırsatım oldu. 600 sayfa olması gerekiyor. 669 sayfa, evet. Ve gözümü çok korkutuyordu ama fantastik kitaplara çok bayıldığım için bu ay bunu da bitirdim. Burada cehennemde balo gecelerini biraz andırıyor ama konusu ve akışı itibariyle gerçekten çok güzel. Kurt adamlar var, vampirler var ve cadılar var. Her biri farklı bir konuda işlenmiş. Sıradan bir hayattan başlıyor zaten. Bir tanesinden bahsedeyim. Pony adında bir kız var. Ve bu kız her yaz tatilinde belli yere gidiyor. Çünkü orada çok aşık olduğu bir çocuk var. Adı James. Sürekli onu görüyor. Ve bu son yaz tatilinde gerçekten sonsuza kadar falan süreceğini düşünüyordu. Ama hasta olduğunu öğreniyor midesinden. Ve yakın zamanda ölecek. Ve buna tabii James çok üzülüyor ve bir karar alıyorlar. Bir kızın erkek kardeşi var. Aralarında anlaşıyorlar. Kızı vampire çevirmenin yolunu zaten James biliyor ve bunu gerçekleştirecekler. Ama kimsenin bilmemesi gerekiyor. Çünkü gece dünyasının katı kuralları var. Hani bir ırk bir ırkla temas edip hani onu bir gece dünyasına çekemez. Yasalar var. Fakat James bunu aldırmıyor ve kızı vampire çeviriyor zaten. Ve kardeşi vampire dönmedeki gecede hani sürekli tabuttan onu çıkarmasını, yalvarmalarını falan duyuyor. Sabahına da bunu çocuğa bahsediyor ve çocuk da daha sonra kızın bir cadı olduğunu anlıyor. Şekilde öyle devam ediyor zaten. Mesela iki kardeş var. Okulu savunuyorlar. Okulda aşık oldukları kişiler var. Kara büyüyle ak büyünün birbiri arasındaki büyülü bir savaştan da bahsediliyor. Kitap farklı farklı bölüm bölüm ve muhtemelen bunun devamı da çıkacak. Okurken gerçekten çok büyük keyif aldım. Bu kitabın zaten herkesin okumasını tavsiye ederim. Bu ayda benim okuduğum bu kadardı. Çok az kitap okudum dediğim gibi. Ramazan'dan dolayı bir de iş yoğunluğundan dolayı çok az kitap okuma fırsatım oldu. Ama önümüzdeki ay galiba 15'inde falan bitecek. Bayram araya giriyor. İş yoğunluğundan çok fazla gerçekten okuyamıyorum ama önümüzdeki ay da böyle herhalde çok az okurum ama ondan sonra toparlayacağım. Zaten çok üzülüyorum az kitap okuduğum zaman. Ama kesinlikle önümüzdeki ay bundan biraz daha fazla kitap okuyacağım. Ve yeni kargo kitaplarım da yolda. Muhtemelen onlar da geldiği zaman onların açılışını da yapacağım. Size göstereceğim kitaplar bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.